Hepinize merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Fine Fine markasının H6 oyuncu kulaklığı ile birlikteyiz. Bugünkü canavar konuğumuz dediğim gibi H6 kendisi 7.1 sanal virtüel surround'a sahip ayrıca bu kulaklık üzerinden 7.1 sanal sesi açıp kapatabileceğiniz buton bulunuyor. Ayrıca mikrofonu çıkartıp takılabilen ve gerçekten oyuncuların tercih etmiş olduğu premium segmentte aslında genelde orta sınıf deniyor ama premium segment olduğunu ben sizlere söyleyebilirim. Genelde PUBG oyununda bunu test etme imkanı buldum. Yaklaşık bir buçuk aydır kullanıyorum. Hatta paketlemesini yaparken görmüş olduğunuz gibi birazcık bombeleşti. Çünkü paketini yeniden koyamadım. Aslında bir paket açılışı yapmayacağız. Sadece kutunun içerisinden neler çıkıyor onlardan bahsedeceğim. Sonrasında kulaklığımızın genel görüntülerini ve mikrofon testini yapacağız birlikte. Kulaklığın üzerinde bir buton bulunuyor ve buradan modlar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. En büyük özelliklerinden bir tanesi bu modlarda da film modu, müzik modu ve oyun modu olarak 3'e ayrılmış. Oyun oynarken oyun modunu alabilir. isterseniz müzik dinlemek için kullanacaksınız müzik modunda ya da film izliyorsanız bilgisayar başında film modunu alabilirsiniz. Seslerde gerçekten değişiklikler oluyor modlar arasında geçiş yaptığınızda. Kulaklığın en güzel özelliklerinden bir tanesi oyun performansı gerçekten çok iyi ve baktığınızda PUBG oynayarak bunu deneyimledim. PUBG'de sağdan, soldan, arkadan gelen sesleri bu gibi aksiyonları duyabiliyor ve anında tepki verebiliyorsunuz bu sayede. Çünkü kulaklığın virtual 7.1 sanal surround'a sahip olması bu işe yarıyor. Kulak pedlerine baktığımızda suni deriden oluşmuş bir kulak ped yapısı bulunuyor. Fakat büyük kulakların rahatlıkla kullanabileceği, ergonomi anlamında sizin kulağınızı sıkmadan güzel bir şekilde kullanacağınız bir kulaklık. Ayrıca 330-340 gram kadar bir ağırlığı bulunuyor. Yani kafanıza taktığınızda varla yok arasında bir kulaklık olduğunu söyleyebilirim. Kutunun üzerine baktığımızda zaten gülücük olan bir resmi bulunuyor ve kulaklığın çok fazla renge sahip olmaması gerçekten güzel. Bence tam yerinde olmuş ince çizgilerden oluşan bir RGB görüntüsü bulunuyor ışık olarak ve üzerinde logosuna baktığımızda bir Gülen Surat ve Fine Fine logosunu görebiliyorsunuz. Ayrıca kafa bandının orada Right Light yazıyor. Yani sağ ve sol tarafı karıştırmamanız için yerleri de koymuşlar, düşünmüşler. Kutusunun içerisinden çıkanlara bakalım. Ayrıca mikrofon testini yapalım ve sonrasında tekrardan karşınızda olacağım. Kutunun içerisinden çıkanlara birlikte bakıyoruz. Şimdi hemen bu şekilde kutuyu bir açalım ve kutunun içerisinden neler çıkıyor birlikte bakalım. Öncelikle bir adet Kullanım kitapçığı geliyor. Hiçbir zaman okumadığımız kullanım kitapçığı. Kutunun içerisinden bir adet bu şekilde kılıf çıkıyor. Taşıma çantası da diyebiliriz buna. Gerçekten düşünülmüş ve yapılmış. En azından yanınızda taşıyacağınız zaman böyle bir kılıfa koyarak taşıyabilirsiniz. Bunun dışında kutunun içerisinden başka bir şey çıkmıyor. Görmüş olduğunuz gibi kulaklığın kendisi çıkıyor. Ve kulaklığı da hemen bu şekilde kaldırdığımızda kablosunu alt kısma zaten saklamışlar. USB bir kabloya sahip ve şöyle kulağıma hemen sizlerle birlikte takacağım ve siz de bu şekilde görebileceksiniz. Şu anda kulağımı sıkıyor daha doğrusu kafamı hemen açma yerlerinden bir artık açtığımda şu an tam oturdu ve gerçekten gürültü engellemesi sayesinde de kulakta güzel bir görüntü sağlıyor. Ayrıca ergonomisine baktığımızda bu şekilde açtığımda herhangi bir gerilme, bir ses bulamazsınız. Suni derileri de gördüğünüz gibi gerçekten iyi yapılmış yumuşak bir suni deri var. Yani pedleri kulaklarınızı acıtmıyor, çok fazla bir ağırlığı yok. Ağırlık kısımları da kulaklığın buralarında ağırlıklarını hissedebiliyorsunuz. Şu kısım metal bir yapıdan yapılmış gibi gözüküyor. Burada zaten gülen surat bulunuyor. Kutunun içerisinden bir adette bu şekilde mikrofonu çıkıyor ve bunun nasıl takıldığını göstermek istiyorum sizlere. Bu alt kısımdaki hemen yerine taktığınızda isterseniz çıkartabilir, isterseniz kolaylıkla takabilirsiniz. Ve burada da herhangi bir şekilde ağzınıza yakın tutabileceğiniz şekilde böyle ayarlamalarını yapabiliyorsunuz. Şu anda böyle kulaklığın mikrofonunu bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz ve duracağı yeri de görüntüleyebiliyorsunuz. Şimdi mikrofon testimize geçiyoruz. Geldik mikrofon testimize Fine Fine H6 kulaklığın şu anda mikrofonuyla konuşuyorum ve arkada tam böyle 1.5 metre ilerimde bir vantilatör çalışıyor. Biliyorsunuz havalar sıcak ve bir 5 saniye kadar susacağım bakalım bir dip ses cızırtı alıyor mu mikrofon. Görmüş olduğunuz gibi dip ses ve cızırtı sesi varsa zaten bunu video içerisinde duymuş olacaksınız. Kulaklığın ergonomisi vesaire hepsi gayet güzel olduğunu söyleyebilirim. Kulağınıza taktığınızda şu anda bile terlemeler başladı. Çünkü suni deriler birazcık terlettiğini söylemiştim sizlere. Kulaklığı kulağınıza taktığınızda dünya ile bağlantınız kesiliyor ve kulak pedleri suni deriler kulağınızı tam anlamıyla kapatıyor. Küçük kulaklar için zaten tam kulak içine girebilecek. Büyük kulakların da tam kulağına oturabilecek bir kulaklık olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca bahsetmiş olduğum 7.1 sanal Surround'u bu tuşla açıp kapatabiliyorsunuz. Açtığınızda kırmızı kapattığınızda da herhangi bir renk yanmıyor. Ayrıca ses kartının üzerinde bir eko tuşu bulunuyor. Bu tuşla da basarak film modu, müzik modu ve oyun modları arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Fine Fine H6 kulaklık incelememiz bu kadardı. Videomu beğendiysen beni takip etmeyi bu videoyu beğenmeyi unutma lütfen. Görüşmek üzere.